popüler analistten Bitcoin için yeni tahmin geldi. Sadece 5 ay içinde diyor. Buna bir bakacağız. 5 ay içinde diye adlettiği buradaki tahminini bir değerlendirmeye çalışacağız diye söyleyebilirim. Bu şekilde böyle bir haber var. Bakalım. Yani 5 ay içinde diye değerlendirme yaparsak zaten 5 ay içinde yok yok. Ne var? İki tane olay var zaten kafadan. Garanti diyebileceğimiz. Birisi ETF kabulü, bir diğeri halving var direkt olarak. Bunlar da tabii ki önemli olaylardır. ETF zaten başlı başına farklı bir olay yani biliyorsunuz. Halving 4 koca yılın ardından tam 4 yıl aradan sonra karşımıza gelecek ve bu tabii ki yine dediğim gibi oldukça büyük bir olay olacaktır. Satış baskısı direkt olarak yarı yarıya düşecek olup karşımıza gelecektir. Durumlar bu şekilde. Yani BTC'nin örneğin ben halvingden önce Bitcoin'in ATH yapabileceğini düşünüyorum. Tabii şu an Bitcoin tarafında bütün böyle yükseliş işte yorumları yapılıyor. Ama genelde böyle daha düşük muhafazakar tahminler gerçekleştiriliyor. Çünkü biraz daha işte çekimser kalıyorlar. Maksat biraz daha polemik ol, maksat yanılmayalım falan tarzında. Yani görünüm neyse onu söyleyeceksin. Zaten kimseden hokkabazlık beklediği yok. Capriol fonunun diyor kurucusu ve popüler bir kripto para analisti olan Charles Edwards Bitcoin fiyatına ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Tamam. Bitcoin için önemli bir katalizör olarak görülen halving olayını değerlendiren Edwards, BTC fiyat tabanının sadece 5 ay içinde 40.200 dolara ulaşacağını öngördü diyor. Şimdi buradaki söylediği şey nasıl diyeyim? Burada ne diyor bu arada? Yalnızca 40.200. Şimdi fiyat tabanı dediğiniz zaman bu şey gibi değil. Maksimalden bahsetmiyor aslında. Örneğin şu yoruma benziyor. Plan B şunu demişti hatırlarsınız. 2028'e kadar BTC'nin ortalama fiyatı 100 bin dolar olacak. Bu ne demek mesela? Bitcoin'in ortalama fiyatı 100 bin dolar olacak şu andan itibaren 2028'e. Yani şu anı da işin içine koy. Örnek veriyorum. Bilmiyorum bu arada yani veriyi. İşte 2020 yılından mesela nereler görülmüş? Bakın 3000'ler görülmüş. Öyle değil mi? 4 yıllık bir zaman zarfından konuşuyoruz. 2020'nin başlarından 3000'lerden, 5000'lerden şu an 38.000'lerdeyiz. 15.000'leri gördük bakın. Bu aralıkta 69.000'lere yakın gördük. Dolayısıyla bunun örneğin fiyat ortalaması ne olabilir? 30 bin dolarlar falan mı? Yani 25-30 binler olacaktır sanırım. Hatta 23-25 binler falan olur galiba. Zamanı vesaire her şey göz önünde bulundurduğumuz zaman. Bu şekilde yani adam da diyor ki bu 23-25 binler olan bu 4 yıllıktan ziyade şimdi 2028'e kadar bir partide ayı göreceğiz adamın söylediği. Şimdi bir boğa 2025 sonrası 26-27 bir partide ayı göreceğiz. Bunların hepsinin ortalaması 100 bin dolar olur diyor. Bu noktada yapmış olduğu yorumlar hani aşağı yukarı bu şekilde. Bu da buna benziyor aslında. Hani bunu mu kastetti bilmiyorum ama söylediği şey bu anlama geliyor. Taban fiyatı ne diyordu? 40.500 dolar mı diyordu? Evet. Taban fiyatı 40.500 dolar. Yani düşse buraya düşer. Mesela şu anda taban fiyatımız ortalama boş şeyler söyledikleri oldu. 32 bin diyor kimisi. Kimi 33 bin diyor değil. Şu anda taban fiyatı 34.600'dür mesela. Hani sıksam buraya düşer Bitcoin. Niye? Günlükte EMA 50 neredeyse geldi artık. Zaten çok güçlü bir pozisyon. Taban fiyat 34.600'ler şu an için. Taban fiyat 40.500 dediği nerede olabilir o sırada? 45.000'de olabilir örneğin gibi. Ama yine gelecek 5 ay için mantıksız bir fiyat tahmini olmuş.
Bu noktada halving sonrası Bitcoin elektrik maliyetinin bir gecede iki katına çıkacağını belirten analist, son iki halvingde elektrik maliyetinin halving sonrası önceki değerlerin %65'ine ve 50'sine kadar arttığına dikkat çekti. Yaklaşan halving için de bir tahminde bulunan analist, BTC elektrik maliyeti yine %50'ye kadar artış yaşarsa diyor, bunun Bitcoin'in tarihi fiyat tabanının yalnızca 5 ay içinde 40.200 dolar olacağı anlamına geldiğini ifade etti. Nisan 2024'te Bitcoin madenciliğinin ham enerji maliyeti olan Bitcoin elektrik maliyeti bir gecede iki katına çıkacak. Bu kesindir. Yani tabii ki. Yani yani kesin değil de buna yakın yani. Kağıt üzerinde öyle. Uygulamada farklılıklar olabilir biraz. Verimsiz madenciler daha sonra Bitcoin ödülü yarıya indirildiğinde kapanmaya başlayacak. Son iki halvingde elektrik maliyeti halving öncesi değerlerin %65'i ve %50'sine kadar arttı. Bu şöyledir elektrik maliyeti. Elektrik maliyeti kısa süre içinde kağıt üzerindeki %100'ün altında kalır. Ama daha uzun vadede %100'ün de çok üzerine çıkar. Elektrik maliyeti son halvingde de %50'ye kadar artarsa bu da Bitcoin'in tarihi fiyat tabanının yalnızca 5 ay içinde 40.200 dolar olacağı anlamına geliyor. Bu noktada analist 2024 yılında gerçekleşmesi beklenen halvingle birlikte Bitcoin madencilerin ödüllerinin yarıya indirileceğini, sonrasında arzın azalacağına dikkat çekerek bunların fiyatın artmasıyla sonuçlandığını söylüyor. Tabii ki doğru. Neticede burada satış baskısı belli bir süre yarı yarıya düşecek ve alımlar çok daha sert bir şekilde hissedilecek. Bunun bir de yarattığı FOMO'yu hesaba katarsak tabii çok daha büyük işler çıkacak. Bu sezon üstelik bunun da öncesinde bir ETF kabulü olduğu için işler de daha farklı şekilde ilerleyecek. Ayrıca AdWords ödüllerdeki azalmanın madencilik faaliyetlerin maliyetini artırarak Bitcoin'in değerini olumlu yönde etkileyebileceğini düşünüyor. Bitcoin yazım esnasında 38.187 dolardan işlem görmeye devam ediyor diye söylüyor. Evet, şu an itibariyle 38.200 civarlarında iyi hareketler sergilemeye, güçlü hareketler sergilemeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi hacim de gayet yüksek. Bu şartlar altında BTC iyi hareketler deneyebilir. Hatta bir yakında 39 bin denemesi olur gibi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.